4 haftalık süreçte tabii ki istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ama bunlar zaten o yakaladığımız puan farkları bu istemediğimiz dönemler için gerekliydi. Son derece normal gittiğimizi ve doğal gittiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu ilk devredeki yakaladığımız o 4'te 4 bir periyot vardı bu sezona başlarken. Ama oyun kalitesi olarak istatistiklere de başvurduğumuzda İlk devredeki kazandığımız 4 maçın aksine ikinci devre oynadığımız müsabakaların 2 mağlubiyeti, 1 galibiyeti, 1 beraberliğini dönüştürdüğümüzde kıyaslama yaptığımızda istatistiği olarak inanılmaz bir fark yarattığımızı, pozisyon zenginliği bakımından ve oyun kalitesi bakımından her gittiğimiz Erzincan, İnegöl, işte Etimesut, Fethiye müsabakaları bunların her birinde tüm insanların söylemlerinde müthiş bir oyun formatı var, oyun şekli var, oyun temposu var, pozisyon zenginliği var ama maalesef gole dönüştüremediğimiz bir bölüm olduğu için de futbol skor oyunu olduğunu hep ifade etmiştim. Bunu da her zaman arkasındayım. İstediğiniz kadar kötü oynayın, skora dönüştürmediğiniz takdirde, skora dönüştürdüğünüz takdirde başarılısınız. Ama istediğiniz kadar iyi oynayın, skora dönüştürmediğinizde de bir o kadar başarısızsınız. Biz son derece kendimizi başarılı buluyoruz, şahane bir durumdayız. Ve ümit ediyorum ki zaten içeride oynayacağımız müsabakalar bizim için bu anlamda çok dönüşümü yüksek olacak, puanlar olacak. Ve inşallah bunları başaracak kalitedeyiz. Çok kaliteli bir takımız. Bir sefer öyle herkesin bildiği gibi biz unuttuk onların söylediklerini. Yani biz onlar daha yeni ifade ederlerken biz unutmuştuk o kelimeleri. O yüzden de kimse merak etmesin. Biz şampiyonluk yolundaki en güçlü adayın en başındayız. Hiç kimseden bir telaşımız, paniğimiz de yok. Hiçbir şekilde insanların aktardığı gibi maalesef ki kötü zaman diye adlandırılan, kaos gibi düşünülen zamanların içerisinde leş kargaları çıkar her zaman. Bu leş kargalarına verilecek en güzel cevap her zaman sahadadır. Biz de bu sahanın her zaman en iyisini kullanan bir taraftayız. İnşallah ya olmayacak denilenleri oldurduk. Yapamaz dediklerini yaptık. Ama yine söylüyorum. İkinci devre itibariyle sadece puana yansıtamadık. Oyun olarak çok kaliteli işler yaptığımızı net söyleyebilirim. Kaldı ki çok kötü zeminlere rağmen. Yani İnegöl'de bir müsabaka oynadık. Şu gün antrenman yaptığımız sahadan çok daha kötü bir zemindi. Yani yine %100 goller kaçırdık. Maçtan sonra insanların gelip de, hocalarının gelip de, yöneticilerin, başkanlarının gelip de bizi ilk defa İnegöl'de bu kadar bir takım sahamızı hapsetti dediği, pozisyon bulduğu bir takım dediği, işte Fethiye takımının hocasının maçtan sonra açıklamaları, Erzincan'daki insanların, futbolcuların açıklamaları. Bunların Etimesut maçını saymıyorum, zaten 11 tane net pozisyon var. 4 maçın geneline baktığımız zaman bu kötü gidişatı diye adlandırılanlar önce bir istatistiklere bir baksınlar. Önce bir genel duruma bir baksınlar. Oyuncularımızın performanslarına bir baksınlar. Ondan sonra değerlendirin. O yüzden biz hiç panik yapmıyoruz. Çünkü iyi oynayıp da maç kaybetmek çok önemli değil. Kötü oynayıp maçı kaybederseniz o zaman problemdir. Biz iyi oynuyoruz. Maç kaybediyoruz ama problem değil. Çünkü biz biliyoruz ki bu dönüşümün sağlanacağına ve puanlara yansıyacağına ve skora yansıyacağından adımız kadar eminiz. Bu hafta Iğdır maçı var. Ve biz Iğdır maçını tabii ki ligimizin şu andaki lideri hem maç fazlasıyla hem de puan fazlasıyla üstümüzde görünüyor. Çok önemli değil. Biz 7 puan farktayken de bunların ifade etmiştik. Daha henüz lig başlamadı demiştik. Ligin son 7 haftası lig başlar. Biz de o ana kadar bu puan farkını tekrar kapatıp tekrar istediğimiz seviyeye getireceğimizi düşünüyoruz. Iğdır takımı evet ligin en pahalı, en sükseli takımlarından bir tanesi. Ve bulunduğu konumunda da
başarılı göründüğü bir aşikar. Zaten bizim tek rakibimiz olarak gördüğümüz bir takımlardan bir tanesiydi. Ve bunda da şu an itibariyle kağıtta sıralamada yerinde göründüğü gerçek. Biz kazanmak istiyoruz, başarmak istiyoruz. Bizim hayalimiz var, biz şampiyon olmak istiyoruz. Bu şampiyonluk yolunda engeller olacaktır, duraklamalar olacaktır. Bunların hepsinden üstesinden gelecek kadar kaliteli bir takımız. Kimse merak etmesin, böyle bugünlerde ortaya çıkanlar timsah gözyaşları dökmesin. Hiç gerek yok. Biz evvelallah ne istediğimizi biliyoruz. Kimse de kötü zamanda bir şeyleri böyle takımımıza yakıştırmaları yapmasın. İnşallah görecekler ki ligin sonunda biz Kastamonuspor olarak şampiyonluğumuzu zaten ilan edeceğimizi düşünüyoruz. Bizim o konudaki güvenimiz, inancımız, rahatlığımız da tam. Çok iyi bir, müthiş bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Yani hocasıyla, başkanımızla, yönetimimizle, tüm hocalarımız, futbolcularımızla çok kaliteli bir ortam var. Çok iyi bir takım var. Şu an direkt rakibimizle oynayacağız. Tüm takım olarak artık biz bu maça kenetlendik. Kazanmak istiyoruz. Bu takım ilk yarı ciddi bir başarı elde etti. İyi bir fark oluşturdu. Arkalardan böyle 5-6 puan gerilerden geldi yani. Şimdi tekrar geriye düşsek de tekrardan kafamızı kaldıracağız. Yani tekrar bulunduğumuz yere aynı konuma gelmek için savaş vereceğiz. Tamamen maça odaklandık. Hepimiz hazır durumdayız. Artık hocamız kime şans verirse kazanmak için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Maçı bekliyoruz. Herkesi de maça davet ediyoruz. Bekliyoruz tüm taraftarlarımızı da. Yani hazır duruma gelmek için çok çalışıyorum. Burada hocalarımızla direktifleri yönünde yani istediklerini yapmaya çalışıyoruz. İyi durumdayım. Takımda da zaten daha önce tanıdığım, tanıştığım çok oyuncu var. Yani yabancılık da çekmiyorum o konuda. Hocamız olsun, başkanımız olsun bu konuda yani bayağı iç içe bir ortam var. Tamamen artık iş bizler de elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Kendimi de iyi hissediyorum yani. Yani burada zaten hedef belli. Büyük bir camiaya geldim. Çok da mutluyum. Burada hedef belli zaten, şampiyonluk. Hani burada talihsiz puan kayıpları oldu. İnşallah hep beraber birlik olup onları düzeltmek istiyoruz. Zaten rakibimizi de biliyoruz. Rakiplerimizi biliyoruz. Bu hafta Allah'ın izniyle bütün herkesi maça da bekliyoruz. Hep beraber olup bir olup galip gelmek istiyoruz ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Zaten niye katıldığım belli. Şampiyon olmak için. Geçen sene de şampiyon oldum. Bunu devam ettirmek istiyorum. Hani zaten beklentiyi karşılayacak bir kulüp. Büyük camia dediğim gibi. Taraftar olsun, kulüp olsun, yönetimi, futbolcular, herkes iyi burada. Çok iyi. Hedefimiz belli dediğim gibi. Hep beraber olup, birlik olup gerçekten şampiyon olmak istiyoruz. Bunu da hep beraber yapmamız lazım ama. Gerçekten şampiyonluk hep birlikte geliyor. Taraftar, camiası, yönetimi, futbolcusu. Hepsi birlikte olmamız lazım. Öncelikle ben ilk yarı 7 tane gol attım. Burada da devam etmek istiyorum gollerime. Asist yapmak istiyorum. Takıma yararlı olmak istiyorum. İnşallah bana da bu fırsatlar gelir. Ben de elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Thank you.